Değerli arkadaşlar, az önce teori olarak anlattıklarımızı bir örnekle pekiştirmek istiyorum. Hadi yapalım. Çünkü öncelikle arkadaşlar, uzun uza diye anlatacağım. Aslında çok kısadır bunların soruları ve çok basittir. Ben uzun anlatacağım, daha net görün. Öncelikle biz bir talebi çizelim. Nasıl çizelim? Hani burada miktara sıfır verirsem, P ne oluyor arkadaşlar? Miktara sıfır verirsem 2P eşittir 80 ve P 40 oldu mu? Peki burada fiyata P eşittir 0 verirsem miktar ne oluyor? Fiyat sıfırken miktar da 80 oldu mu? Şimdi talebi şurada çizelim. Hop çiziyorum. Yatı eksen miktar, dike eksen fiyat. Bakın fiyat sıfırken miktar 80 ve miktar sıfırken fiyat ne oldu arkadaşlar? 40. Birleştirdim. Neyi buldum? Talep doğrusunu buldum. Şimdi arzı çizelim. Arzı nasıl çiziyoruz? Yine fiyata 0 verir isem QS ne oldu? Eksi 20. Böyle bir üretim olamaz dedim. O halde miktara sıfır verirsem ne yapıyorum? At karşı bu sıfırda at karşıya 20 2P ve eşittir ne oldu arkadaşlar? 10. O halde fiyat ise 10'dan başlayan pozitif bir doğru. Bitti. Şimdi önce vergisiz neyi bulalım arkadaşlar biz? Vergisiz fiyat ve miktar bulalım. Vergisiz fiyat ve miktar eşitlemek değil mi? Eşit diyelim. 80 eksi 2P eşittir. Eksi 20 artı 2P. At karşıya 100 eşittir. At karşıya 4P. Her iki tarafı 4'e verirsen P eşittir ne çıkar arkadaşlar? P eşittir 25. Yani bu malın bak vergisiz dengede fiyatı neymiş arkadaşlar? 25. Şimdi vergi yokken miktarı bulalım. Talepte yeni yazıyorum. Q'de eşittir. 80 eksi 2 çarpı 25. Çarparsam 50. 80'den 50'yi çıkartırsam... 30. Yani vergi yokken denge miktarı neymiş? 30. Bunu bulduk. Şimdi arkadaşlar devlet bu mala 10 lira ne koymuş? Devlet bu mala 10 lira vergi koymuş. Vergili fiyat ve miktarı bulabilmek için bu vergiyi nerede yazacağız arkadaşlar? Arzda. Bakın yapalım. Şöyle bir şey yapıyorum. Ne diyorum arkadaşlar? Vergili fiyat ve miktar diyorum. Peki vergili fiyat ve miktar bulmak için öncelikle ne yapıyorum arkadaşlar? Vergiyi arz fonksiyonunda fiyat gördüğüm yere p eksi t yazarak neyi buluyorum? Vergili arz fonksiyonu buluyorum. Hadi bulalım. Benim arz fonksiyonum qs eşittir eksi 20 artı 2 çarpı p eksi vergim kaçtı 10 yazdım. O halde qs eşittir eksi 20 artı şunu içeriye dağıtıyorum. 2p eksi 20 ve buradan QS eşittir eksi 40 artı 2P. İşte bu benim neyim arkadaşlar? İşte bu benim gördüğünüz gibi vergili arz fonksiyonum. Bir kere bunu da buldum. Peki bu vergili arz fonksiyonum ise ben bunu nasıl çizerim? Hadi çizelim Aslında çizmeme gerek yok ama görün diye çizeceğim. Peki biz vergili arzı şöyle çizer miyiz? Bakın şimdi burada fiyata 0 verirsem burası gider. QS eşittir, eksi 40 olur. Böyle bir üretim olamaz. O halde miktara 0 verirsem, burası 0, at karşı 40 eşittir 2P ve P kaç oldu? 20. O halde vergi varken arz fonksiyonu nereden başlıyormuş? 20'den başlıyormuş ve pozitif bir doğru işte vergi de arz fonksiyonu. Peki bunu buldum. Vergili denge şuradaki E noktası değil mi? Hadi F noktasını bulalım. Peki ne yapacağım? Bu vergili arzda talebi eşitleyerek vergili fiyatı ve miktarı bulalım. Bulalım. Talep fonksiyonu 80-2P eşittir. Nedir arkadaşlar vergili arzım? Eksi 40 artı 2P. At karşıya 120 eşittir 4P ve P buradan kaç çıktı? 30. Yani bu malın vergi varken denge fiyatı neymiş? 30. Peki vergi varken miktarı bulalım. Bakın ne yapalım? Yine talepte koyalım. Ya da nerede koymam lazım? Vergi varken miktarı vergi lazım. Biz kolaylık olsun diye talepte koyalım. Koyalım talepte. O hadi QD eşittir. Ne diyorum? 80 eksi 2 çarpı 30. Çarparsam 60, 80'den çıkartırsam ne oldu? miktar? 20. Yani vergi varken miktar nedir? 20. Bir kere bunları buldum. Peki arkadaşlar, şu kısmı kim ödüyordu? Bu kısmı tabii ki ve tabii ki tüketici. O adet tüketicinin ödediği vergi nasıl bul bulacağım? Bakın ne diyorum? Vergili fiyattan ne yapıyorum arkadaşlar? Vergisiz fiyatı çıkarttığımda neyi bulmuş oluyorum? Tüketicinin ödediği vergi. Vergili fiyat 30, eksi. Vergisiz fiyat 25. Tüketici ne kadar vergi ödedi? 5. Ve ne diyorum? konudan toplam vergiden tüketicinin ödediği vergi çıkartırsak neyi buluyorduk? Üreticinin ödediği vergi. Toplam vergi ne kadardı? 10. Eksi. Tüketicinin ödediği 5. Üretici ne kadar ödediği 5. Bir kere bunları bulduk. Peki başka ne yapalım? Örneğin arkadaşlar şunu bulalım. Devletin vergi hasılatı. Neyi bulalım? Devletin vergi hasılatını bulalım. E devlet ne kadar vergi koydu? 10 çarpı. Vergi varken ne kadar mal satıldı? 20. Adet devletin hazinesine giden toplam vergi geliri ne oldu? Devletin hazinesine giden toplam vergi geliri 200. Peki neyi bulalım? Hadi şunu da bulalım. Verginin verginin ileriye yansıyan kısmını bulalım. Peki verginin ileri yansıyan kısmı nasıl olacak? Şu olacak mıdır? Tüketicinin, tüketicinin ödediği vergi çarpı vergili miktar olmayacak mı? Tüketicinin ödediği vergi ne kadardı? 5 çarpı. Vergili miktar 20. Hadi verginin ileriye yansıyan kısmı 100 lira oldu mu? Oldu. Bir de verginin geriye yansıyan kısmını bulalım. Verginin ne diyoruz arkadaşlar? Geriye yansıyan kısmını bulalım. Orada nasıl bulacağız arkadaşlar? Şöyle bulmayacak mıyız? üreticinin üreticinin ödediği vergi çarpı vergili miktar verginin geri yansıyan kısmı. Üreticinin ödediği vergi 5 çarpı vergili miktar 20. O hadi üreticinin ödediği vergi de 100. Bak verginin ileriye yansıyan kısmıyla geriye yansıyan kısmının toplamı devletin toplam vergi hasat 200 verdi mi? Verdi. Bir de arkadaşlar vergi nedeniyle tüketici rantındaki azalmayı bulalım. Neyi bulacağız arkadaşlar? Vergi nedeniyle ki bunu soruyor arkadaşlar ÖSYM sürekli. Vergi nedeniyle tüketici rantındaki neyi bulalım arkadaşlar? Azalma. Peki tüketici rantındaki azalma bak. Vergi olmadan önce burası tüketici rantı değil miydi? Vergi olduktan sonra artık tüketici rantı burası oldu. Peki tüketici rantı şuradaki Kırmızı yamuğun alanı kadar tüketici rantı azalmadı mı? Hadi önce şu dörtgenin alanını bulalım. Sonra üçgenin alanını bulalım. Tüketici rantı kazandığı bulur muyuz? Peki dörtgen alanı. Şurası ne? 5. Taban ne? 20. Hadi dörtgenin alanı. 5 çarpı 20'den 100. Yani şurası 100. Bunu buldum. Üçgenin alanı. Yükseklik 5. E taban 10. Hadi üçgenin alanı. 5 çarpı 10 bölü 2'den 5. Üçgenin alanı 25 oldu mu? Toplarsam tüketim rantındaki azalma 125 birim oldu mu? Bunu da buldum. Şimdilik de toplam dara kaybını bulalım. Sorar. E dara kaybı şuradaki üçgen değil miydi arkadaşlar? Şurası değil mi? E ben bunu nasıl bulacağım? Öncelikle şu üçgenin alanı bulmak için bak şuradaki G noktasını bulmam lazım. Peki G noktasını nasıl bulacağım? Şu 20'yi vergi olmayan arzda Bak 20 miktar. Vergi olmayan arıza. Miktar yerine 20 yazdığımda şuradaki fiyatı bulurum. Şu tabanı bulurum ve bulur muyum? O hadi yapalım. Vergi olmayan arz bu değil mi? Ne yazacağım miktara? 20. Yazıyorum. O hadi 20 eşittir. Eksi 20 artı 2p. At karşıya 40 eşittir 2p ve p eşittir 20. Yani Şurası neymiş 20? Yani şekli tam düzgün çizememişim. Dolayısıyla şu G aslında şöyle daha düzgün yapalım. Şu G aslında böyle geliyormuş. Tamam mı? Yani kusura bakmayın. Şöyle bir şey olacakmış burası. Şunu birazcık düzelteyim. Tamam. Evet düzeltiyoruz. Kusura bakmayın. Şöyle olacakmış. Ya bu da böyle gidiyormuş. Ve burası 20'miş. Artık onu da bulduğumuza göre bakın ne oluyor? Şurası ne arkadaşlar? Şu yükseklik taban. Üçgenin tabanı ne? Şurası değil mi? 10. Değil mi? Değil mi? Burası 10. O hadi ne oldu? Verginin top bak şöyle şurada yapalım. Dara kaybı. Dara kaybı. Taban 10 çarpı değil mi? Bakın şu taban neymiş? 10. Yükseklik burası değil mi? E yükseklik ne? Yükseklik de 10 bölü 2. 5. O halde verginin yarattığı dara kaybı ne oldu arkadaşlar? 5 çarpı 10'dan 50 ve bunu da bulduk. Değerli arkadaşlar biz az önce anlattığımız her şeyin Burada gördüğünüz gibi sayısal örneklerini yapmaya çalıştık. Burada her şeyi sana sorabilir. Ne Aynı burada olduğu gibi arz ve talep denkliği verir. Vergi uygulaması sonucu tüketici ne kadar vergi öder ya da üretici ne kadar vergi öder. 10 liralık vergi nedeniyle tüketici rantındaki azalma ne kadar olur? Yine 10 liralık vergi nedeniyle dara kaybı ne kadar olur gibi sorular gelebilir. Bu nedenle biz az önce teori olarak anlattığımız her şeyi burada ne yaptık? Sayısal olarak size göstermeye çalıştık. Peki şimdi neredeyiz? Verginin üretici ve tüketicisindeki dağılımını incelemeye geldi. Hadi başlayalım.